tarihi hiç unutmadım. 4 Mart 2016 Çarşamba. Her zamanki gibi işten çıkıp meyhaneye uğradım. O gün iş yerinden çok yorgun halde çıktığım için fazla oyalanmadan hemen eve gidip dinlenmek istiyordum. O yüzden çok fazla alkol almadım. Meyhaneden çıkar çıkmaz önümü biri kesti. Ve sigaramın olup olmadığını sordu. Ceketimi sağ cebine elime attığımda bir sürü ıvır zıvır çıktı. O kadar ıvır zıvırın arasında kelebek bıçağının olduğunu fark ettim. Hemen alıp ceketimin diğer iç cebine koydum. Koyarken sigaranın orada olduğunu fark ettim. Sigarayı adama tam verecekken bir baktım, adam filan yok ortada. Bıçağı görünce korkup kaçtı herhalde Kamil diye düşündüm. Bana çakıyla saldırdı diyen de bu adamdı işte. İyilik yapalım, kapımıza geleni boş çevirmeyelim dedik ama suçlu olduk. Gerçi birine sigara vermek ne kadar iyilik sayılır, o da tartışılır. Neyse, çıkardığım sigara boşa gitmesin diye ben içtim. Ardı ardına sigara yaka yaka evin yolunu yaraladım. Tabii kafada milyon tane sorun var. O kadar sigara içince sorunları çözdün mü? Tabii ki hayır. 15 dakikalık yolu yarım saatte gidemedim. O gün bir ağırlık var üstümde. Ayaklarım geri geri gidiyordu sanki. Bir şey olacaktı. Yani hissediyordum. Havada nasıl kasvetti. Yaprak oynamıyordu şerefsiz. Evime yaklaşırken sokakları sayıyorum. Saydım. Tam 2 sokak kaldı. Hatırlıyorum. Neden mi sayıyorum? O mahalleye daha yeni taşınmıştım. Bir de bende yer yön kavramı yok tabii. O yüzden çok zorlanırım. Ne diyordum? Sonra birden bir çığlık sesi duydum. 2 gün önce de bu sokaktan geçerken kavga gürültü sesleri duymuştum ama aldırış etmemiştim. Burası Roman Mahallesi. Burada kavga eksik olmaz dedim kendi kendime. Ama bu seferki farklıydı. Bir kız camdan kafasını uzatmış. Yardım eden yok mu diye bağırıyordu. Baktım kimse aldırış etmiyor bu duruma. Daldım apartmandan içeri. Üçer beşer çıktım merdivenleri. Sesleri takip ederek buldum dayandım kapıya. Var gücümle yumrukladım. İri yarı bir adam açtı kapıyı. Müşteriysen bekle. Başka bir şey varsa kaybol dedi. Onu duyar duymaz bir şeylerin ters gittiğini anladım tabii. Kız nasıl iyi mi dedi. Sana ne olan demesiyle benim içeri dalman bir oldu. Evet bu bir suç. Kabul ediyorum. Müsaadenizle anlatıyorum. Sonra içeri girdiğinde kızın elinde bir bıçak. Yeter artık, ben bu işi yapmak istemiyorum. Sen nasıl bir babasın, seni öldüreceğim dediğini duydum. Kız adamın üstüne doğru koştu, boğuşmaya başladılar. Ne oluyor, ne yapıyorsunuz demeye kalmadan kızın kanlar içinde yere yığıldığını gördüm. Ne yaptın ulan sen der demez adam bana yöneldi. Ve biz de boğuşmaya başladık. Ne ara adamın elinden bıçağı ağzımda sapladım hatırlamıyorum. Hemen kızın nabzını kontrol ettim. Sonra hala yaşadığını anlayınca ambulansı arayıp oradan kaçtım. Şimdi size 32 kere bıçaklamadığımı, sadece boğuştuğumuzu ve adamın yere yığıldığını söyleyeceğim. Siz de bana aynı şeyleri papağan gibi tekrarlama diyeceksiniz. Ambulansı ben aradım diyeceğim. Kanıt göster diyeceksiniz. Kanıt filan yok. Sadece sözlerim var. İster inanırsınız, ister inanmazsınız.